Sevgili izleyenler, programımız reklamların ardından devam ediyor. Sırada hukuk bölümü var. Avukatlarımızdan Serpil Ersan bu hafta da Haringey'de bulunan ofisinden çok önemli bilgiler vermeye devam ediyor. Trafikte bir kaza mı yaptınız? Peki ne yapmanız gerekiyor? Bu soruların detaylarını Avukat Serpil Ersan'a soruyoruz. Merhaba sevgili Son Durak izleyicileri. Efendim bir hukuk bölümümüze daha hoş geldiniz. Yanımızda sevgili avukatımız Serpil Ersan var. Öncelikle bir kez daha programımıza hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk efendim. Bu haftada kaza davalarında bilinmeyenleri yine ekranlarınıza taşımaya devam ediyoruz. Zaman zaman kaza davalarında karşılıklı müvekkiller anlaşamıyor, biliyor ve bu davalar daha sonrasında yüksek mahkemeye kadar gidiyor. Peki bu tür durumlarda neler yapılması gerekiyor? Siz bir avukat olarak izleyicilerimize, bu tür olayları yaşayan izleyicilerimize ne gibi tavsiyelerde bulunmak istersiniz? Biraz prosedüre değinmek istiyorum. Çünkü birçok insan bir, neden hala davam mahkemeye gitmedi? Madem bu kadar süre geçti. Veya neden mahkemeye gitmek zorunda? Çünkü gitmek istemiyor. Bunları birazcık şöyle kısaca da olsa bir prosese değinmek istiyorum. Bir kaza olduğu zaman taraflar olayın nasıl olduğu konusunda eğer bir tartışma noktasındaysa, yani her iki tarafta birbirini suçluyorsa, genellikle her iki tarafta kendi avukatları aracılığıyla portal dediğimiz, yani internet üzerinden belli bir başvuru yapması gerekiyor. Bu başvuru yapıldıktan sonra genellikle 21 gün içerisinde taraflar veya karşı taraf sorumluluk hakkında belli bir karar vermesi gerekiyor. Eğer vermezse portalın dışında görüşmeler devam ediyor. Bu gibi durumlarda portaldaki yapılan başvurulara itibaren yaklaşık 3 aylık bir süreç içerisinde karşı taraf davacının davasıyla ilgili gerekli araştırmaları yapıp belli bir karar vermesi gerekiyor. Bu sırada da zaten davacının avukatları da işte GP kayıtları olabilir, hastane kayıtları olabilir. Bunları aldıktan sonra doktor raporu alabilir ve görüşmelerin başlaması için karşı tarafa yollar. Görüşmeler süresince, yani bu 3 aylık süre içerisinde eğer taraflar anlaşamazsa veya sorumluluk kabul edilmiyorsa veya yapılan teklif, medical report'un karşı tarafa gitmesinden sonraki teklif yeterli bir teklif değilse, taraflar anlaşmaya varamadığı için olayın mahkemeye intikal etmesi lazım. Bazı durumlarda sadece teklifin az olduğu değil ama bir, sorumluluğun reddedilmesi açısından, genellikle hayır öyle olmadı, böyle oldu şeklinde, yani olayın nasıl olduğu noktasındaki tarafların uzlaşmazlığı söz konusu olabilir. Bazen de third party'nin yaptığı iddialar söz konusu olabilir. Çoğu zaman da eğer yabancılar söz konusuysa, karşı tarafın yabancılar durumunda onları biraz da ürketip, korkutup mahkemeye gittikleri takdirde başlarına ne gelebileceği noktasındaki tehditlerle kendi davalarını, kendi haklı oldukları pozisyonu savunmama durumuna sokmaya çalışırlar. Mesela diyelim arabada işte iki karı koca, 3 tane çocuk varsa, çocuklar arabadayken kaza mahallinde sadece eş çıkmışsa, arabada sadece anne ve babanın, çocukların olmadığını iddia ederek, yolcuların olmadığını iddia ederek bir sahtekarlık varmış gibi bir izlenim yaratabilirler. Genellikle bu karşı tarafın iddiaları iyice bir şekilde gözden geçirip mahkemeye gidip gidilmemesi konusunda bir uzmanın karar vermesi gerekiyor. Bu da tabii yıllarca süren bir deneyimi gerektirir. Delillerin iyi tahlilini gerektirir. Var olan mahkeme kararlarının düzenli takibini gerektirir. Bütün bir kombinasyonla, yani bütün bu bilgilerin ışığında yeni yasaların takip edilmesi, deneyim, karşı tarafın kim olduğu bile önemli olacak. Karşı tarafın kim olduğu, karşı tarafın daha önce benzer iddialarda bulunup bulunmadığı, buna rağmen bunu bir ürkütme taktiği olarak kullanıp kullanılmadığını göz önünde bulundurarak avukatlar bu konuda karar vermesi gerekiyor. Çünkü bir kere mahkemeye gittiği andan itibaren davacıya inanmanız gerekiyor avukat olarak. Gerçekten de mahkemeye gidildiği zaman süreç ne, ona bir bakmamız gerekecek. İkincisi de mahkemeye gider gitmez eğer farklı bir durum söz konusu olursa, gerçekten de bir sahtekarlık varsa, gerçekten arabada değilse, gerçekten de
arabadaki hasar daha sonradan farklı bir şekilde arttırılmışsa ve bu nedenlerle hakim davacının dürüst olmadığı noktasında bir kanıya ulaşırsa, işte o aşamadan itibaren, mahkemeye gidildiğinden itibaren masraflar açısından davacı risk altında olacaktır. En önemli süreç de yine tarafların karşılıklı dokümanları birbiriyle değiştirmesi ve ifadelerin değişmesinden sonra yeniden bir durum değerlendirmesi yapılması mahkemeden önce. Mahkemeden genelde 2 ay veya 3 ay önce yapılacak olan bu ifadelerin karşılıklı olarak birbiriyle değiştirilmesi ve dokümanların görülmesinden sonra avukat tekrar bir değerlendirme yapmak zorunda. Bazı durumlarda evet, karşı taraf, mesela sen arabada olduğunu iddia ettin ama karşı tarafın bağımsız bir tanığı var, senin arabada olmadığına dair yemin billah ifade veriyorsa ve bu bağımsız bir kişi ise, mesela bir polis memuru olabilir, bir doktor olabilir, bir avukat olabilir, bir farklı bir şey olabilir. Mahkemeye gidildiği zaman hakimin onun söylediklerine ağırlık vereceğini göz önünde bulunduruyorsanız, işte tam da o sırada bu kişinin ta mahkemeye kadar gitmeden yarı yoldan dönmesinde fayda var. Serpil Hanım, çok teşekkür ediyorum verdiğiniz bilgilerden dolayı. Ben teşekkür ederim efendim. Değerli Son Durak izleyicileri, efendim Serpil Hanım'a tabii ki Haringey'de bulunan ofisinden ulaşabilirsiniz. Burada çok ciddi bir şekilde çalışan bir ekibi var sevgili Serpil Hanım'ın. Ersenen Koy'a gelip hem gerekli çaylarını, kahvelerini içip hem de gereken bilgileri tüm avukatlardan öğrenebilirsiniz. Çok teşekkür ediyoruz bu haftada konuğumuz olduğunuz için efendim. Son Durak Son Hız ile devam ediyor. İyi seyirler.